İlgilendirişten lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir börekle yine geldim karşınıza. Ustasından sofralarınıza. Bu enfes böreğimizin en ince ayrıntılarıyla yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, 3 bardak, 3 su bardağı unumuzu tabağımıza aldık. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu önce dahil ediyoruz. Ve 1 su bardağı ılık su. 1 bardak ılık suyun içerisine 2 çorba kaşığı sirkemizi de dahil ettik. Unumuza kattık. Evet, şimdi hamurumuzu oluşturmaya başlıyoruz. Evet, şimdi kaşığımızı çıkarıp elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, iyice yoğurduk. Şimdi üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz. Evet, şimdi iç malzemesini hazırlıyoruz böreğimizin. Bunun için bir orta boy patatesi soyduk, rendeliyoruz. Evet, rendelediğimiz patatesimizin suyunu sıkıyoruz. Ve bir orta boy soğanımızı soyduk. Onu da rendeliyoruz. Evet, soğanımızın da suyunu sıkıyoruz. Evet, şimdi bir tatlı kaşığı da tuz dahil ediyoruz. 300 gram da kıymamız var arkadaşlar. Harmanlayalım. Bir su bardağı da su dahil ettik arkadaşlar. İyice karıştırdık. Evet arkadaşlar, yarım saat geçti. Hamurumuz kıvamına geldi. Şimdi tezgahımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar, tezgahımıza bir miktar un serptik. Şimdi hamurumuzu da koyduk. Hafif havasını aldırdık. Evet, bezelere ayırıyoruz, bölelim. Evet, bezelerimizi hazırlayalım. Tamamını beze haline oluşturalım. Evet, bezelerimizi hazırladık. 10 tane bezemiz oluştu. Şimdi üzerine temiz bir bezle örtüp 10 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, tezgahımıza bir miktar un aldık. Bezemizi de aldık, üzerine açıyoruz. Evet arkadaşlar, çiğ böreğin ustasından alıyoruz. Kendisine yaptırıyoruz işlemi. Evet, ustasından sofralara diyelim. Evet, kafi derecede açıldı. Şimdi
Hazırladığımız iç harcımızdan bir miktar alıyoruz. Evet, iyice yaydık. Şimdi üzerine kapatıyoruz. Şimdi pişmeye gidiyor. Evet, kenarlarını iyice kapatıyoruz ve pişirmeye gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, 2 su bardağı sıvı yağımızı tavamıza aldık. Yağ ısınınca çiğ böreklerimizi pişirmeye başladık. Evet, peyderpey çevirerek pişiriyoruz. Evet, gayet güzel pişiyoruz ve sık sık çeviriyoruz. Evet, tekrar çeviriyoruz. Pişinceye kadar peyderpey çevire çevire pişireceğiz. Evet, pişti. Çıkarmaya başlıyoruz. Evet, çok güzel pişti. Bu şekilde tamamını pişirelim. Ve pişirdik arkadaşlar. Enfes bir çiğ börek tarifi. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun. Ve sevgili dostlar, hala abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız yeni ve çok güzel tariflerimizden haberdar olur. Gücümüze de güç katmış olursunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ve bir de doku testi yapacağız değil mi? Çıtır çıtır bakar mısınız? Şu çıtırtıla. Oh. Evet. İşte içini de görün. İçi de enfes pişti. Mutlaka deneyin derim. Çok lezzetli.